Değerli arkadaşlarım, idare hukukunda soruların en yoğun geldiği konudayım. Türk idari Teşkilatı. Şimdi ülkemizin yönetim teşkilatını, teşkilat şemasını beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar yönetim şemamıza baktığımızda bu teşkilat yapımıza merkezden yönetim ve yerinden yönetim diye bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Önce şöyle bir bilgi verip öyle başlamak istiyorum. Yerinden yönetimin bir eş anlamlısı var. Ademi merkeziyet de diyoruz oraya biz. Ademi merkez değil, yanlış bir telaffuz. Ademi merkez. Onun doğru telaffuzu ademi merkeziyettir. Eş anlamlısıdır, aklınızda bulunsun. Ama önce merkezden yönetimden bir başlayalım. Arkadaşlar, merkezden yönetim aslında devlet merkezinin etkin olduğu kısımdır. Yerinden yönetimde ise birazdan anlattığımda göreceksiniz daha ziyade böyle halkın seçtiği yöneticiler. Çoğunlukla öyle. Merkezden yönetimde mantık şudur. Devlet yönetimi ki ona biz başkent teşkilatı diyoruz. Devlet yönetimi bir karar alır ve ülkenin her tarafında taşra teşkilatı tarafından uygulanır. Merkezi yönetim başkent bir karar alır. Ülkenin her tarafında taşra teşkilat tarafından bu kararlar uygulanır. Önce başkentte kim var? Vallahi çok kolay. E Cumhurbaşkanı başkentte yardımcıları başkentte. Bakanlarımızın her biri başkentte. Bunlar bizi zorlamaz zaten. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı diye bir makam geldi 2017'de. Tamam mıyız? Bu makamın önemi şu. Şu an ülkemizdeki en üst memuriyet budur. En üst memuriyet. En üst memur kimdir derlerse Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı deyip geçeceğiz. Tamam mıyız? 2017'de geldi. Önemlidir. Peki başkente yardımcı kuruluşlar yani devlet yönetiminde aslında başkente yardım edenler. Kim bunlar? Milli Güvenlik Kurulu. iki ayda bir toplanır. Cumhurbaşkanına ülkenin genel siyaseti hakkında tavsiye verir. Bakın yardımcı oluyor tavsiye verir. Danıştay. Hocam Danıştay bir mahkemedir. Evet mahkemedir ama adına bakınız lütfen. Danıştay. Danıştay. Arkadaşlar Danıştay aynı zamanda merkezi yönetime başkente hukuki konularda danışmanlık yapan bir kurumdur. Tamam mıyız? E peki mali denetimde kimden destek alıyoruz? Sayıştay'dan. Mali denetimde Sayıştay bize yardımcı oluyor. Ekonomik Sosyal Konsey 2010 yılında kuruldu. Eskiden başbakana bağlıydı. Başbakanlık kaldırılınca kime bağlandı artık? Cumhurbaşkanına bağlandı. Ekonomik konularda Cumhurbaşkanına tavsiye veren bir kuruldur. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar bu gördükleriniz aslında devletin beyni. Başkent teşkilatı, başkente yardımcı olanlar. Bunlar devletin en merkezi kısmıdır. Peki mantık olarak kendinizi onların yerine bir koyun. Bu başkent teşkilatı vesaire. Bunların yerine koyun. Ülkenin her tarafında sözüm geçsin isterim değil mi? İsterim. Ülkenin her tarafından haberim olsun da isterim. Ama arkadaşlar Ankara'da oturup her tarafı da göremem. O zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? ülkenin her tarafına kendi adamlarımı gönderiyorum. Buna da taşra teşkilatı diyorum. Lütfen dikkat. Bu taşra böyle halk arasındaki bu kırsa onu kastetmiyoruz. Başkent teşkilatı dışında şu sol sütunda gördüğünüz kişiler dışında her yer taşradır. Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul bir taşradır aslında. Tamam mı? Çünkü başkent teşkilatı değildir. Tamam biz. Bunu nasıl yapmışız? Önce ülkemizi illere bölmüşüz. İl idaresi de diyebilir. İl genel idaresi de diyebilir. Fark etmez. Aynı şey. Ama hani sadece il demesi yeterli aslında. Peki illerimizi neye bölmüşüz? İlçelere. Doğru mu? Peki ilin başına kimi koyduk? Vali. Arkadaşlar vali ili yönetir. Doğru. Ama tamamıyla Ankara'dan atanarak gelen bir insandır. Valiyi biz seçmiyoruz. Seçilmeden önce haberimiz bile yok. Cumhurbaşkanı kararla atanır. Selamünaleyküm. Ben buranın yeni valisiyim. E, i̇lçeye bakıyoruz. Kaymakam. E kaymakamı da biz seçmiyoruz. Kaymakam da yine tamamen merkezi atamayla Cumhurbaşkanı onayla gelen bir makam. Tamam biz bir kişi. Peki bunlar o zaman demek ki tamamıyla Ankara'ya bağlı kişiler. Hocam aslında ilin başında vali, ilçenin başında kaymakam. Bunları bilmemiz dahi yeterli ama biz biraz daha detaya girelim. Arkadaşlar illerimizde aslında hani valimiz dışında her bakanımızın bir temsilcisi daha vardır. Mesela Milli Eğitim Bakanının il milli eğitim müdürü, Sağlık Bakanının il sağlık müdürü Tarım Bakanı'nın il tarım müdürü bakın o bizim müdür 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 dediklerimiz var ya işte onlara aslında il yönetimi kanunu il idare şube başkanı der. Bakın o bizim müdür dediklerimiz aslında şube başkanıdır. Ve hepsi katılmaz ama o kadar detaya girip abartmayacağım. Bu valinin başkanlığında Şube başkanlarının bazıları buraya gelir. Bunlar belli periyotta toplantı yapar. Buna da il idare kurulu deriz. Yani arkadaşlarım il o zaman nasıl yönetiliyor? Tepede vali. Doğru mu? Tepede vali. Etrafında bizim müdür dediğimiz şube başkanları. E hadi bir toplanalım. İl idare kurulu. Ve arkadaşlar bu yapılanmanın aynısı aslında ilçelerimizde de var. Mesela kaymakam tamam ilçe yönetiyor ama o müdürlerden ilçelerimizde yok mu? ilçe milliyetin müdürü, ilçe tarım müdürü değil mi? Bak onlar da yine şube başkanı olarak kabul edilir. Ve yine bir kısmı gelir bir kısmı gelmez. O detaya girmeyeceğim çok abartı oluyor. İlçe idare kurulu. Demek ki ilçe nasıl yönetiliyormuş? Tepede kaymakam, etrafında o şube başkanları. Hadi toplanıyoruz. Ne oldu? İlçe idare kurulu. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz yapılanma merkezi teşkilat. Bu cebimizde bir dursun. Biz şimdi neye geçiyoruz? Yerel yönetimler yerinden yönetimlere. Tamam mıyız? Yerinden yönetim kısmına. Buraya ademi merkezde demiştik değil mi? Arkadaşlar yerinden yönetimi yine ikiye ayırıyoruz. Yerel yönetimler ve Hizmet yerinden yönetim kuruluşları. Bakınız şimdi iyi dinliyorsunuz. Yerel yönetimlere baktığımızda il özel idaresi. Bakın burada il genel vardı ki sadece il derse genel tabirini kullanmazsa bunu anlıyorsunuz. Ama eğer burayı kastedecekse zaten bunu söylüyor. İl özel idaresi. Peki bizim belediyelerimiz var. Hatta ülke geneline baktığımızda 30 tane büyük şehrimiz var. Doğru mu? Peki bizim bir de ne var? Köylerimiz var. İşte bunlar da yerel yönetimdir. Belediyeler, büyükşehir belediyeleri, köyler ve il özel idaresi arkadaşlar birer yerel yönetimdir dikkat ediyorsunuz. Peki hocam il özel idaresinin başında kim vardır? Şimdi aslında bu yerel yönetimler halkın seçtiği insanlardan oluşur. Burada gördüğünüz kişiler hep halkın seçtiği insanlar. Ama şöyle enteresan bir durum var. İl özel idaresinin başında şu vali var. Tamam mı? Bakın yeni bir vali göndermiyorum. Bir şehre iki vali göndermiyorum. Yalova valisi. Mesela ben Yalova'da yaşıyorum biliyorsunuz. Muammer Erol diye bir abimizdir. Muammer Erol. Yalova il valisi olduğu gibi Yalova İl Özel İdaresi'nin de başında kim var yine? Vali var arkadaşlar. Yani valinin iki koltuğu var aslında. Tamam mıyız? Yalova İl Özel İdaresi'nde kim yönetiyor yine? Yalova Valisi. Peki hocam ben İl Özel Idaresinde valiyi seçmediğime göre İl Özel Idaresinde ben kimi seçtim? İl Genel Meclisi'ni. İl Özel İdaresi'nde il genel meclisi vardır ve bu halkın oylarıyla belirlenir. Unutmayın ve asıl şunu unutmayın. İl genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır. İl genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır. Asıl bunu unutmayın. Peki yine il özel idaresinde encümen dediğimiz bir yapılanma var. Bunu da unutmayacaksınız. Encümen ise danışma organıdır. Değerli arkadaşlarım bunları soruyorlar. İl özel idaresinin danışma organı hangisidir? İl özel idaresinin karar organı hangisidir gibi sorular karşınıza çıkıyor. Lütfen dikkat edin. Peki hocam şu yapılanmaya baktığımızda benzer yapılanma yine aslında belediyelerimizde de var. Ha ama güzel tarafı şu. Mesela demiştik ki vali aslında aynı vali. De burada dikkat ederseniz belediyeyi başkan yönetiyor ve başkanı direkt halk seçiyor. Belediye başkanını halk seçer. Peki yine belediye meclislerimiz var mı bizim? var. Belediye meclislerimiz yine oranın karar organı mıdır? Evet. Belediye encümenlerimiz var mı? Hocam duyuyoruz. Peki belediye encümeni de yine danışma organı olsun mu? Olsun. Tamam mıyız? Bunlar çatır çatır sorudur. Peki köye indik. Arkadaşlar köyü kim yönetir? Muhtar. Muhtar seçilerek gelen bir insan. Köyde ne var? İhtiyar heyet bu ihtiyar yaşlı değil sakın ha. Seçilerek gelen. Orada halkın seçtiği insanlar tamam mı? Peki ihtiyar heyeti normalde seçimle gelir. Doğru. Ama köy öğretmeni ve köy imamı ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir. Tamam mıyız arkadaşlar? Muhtar, köy ihtiyar heyeti, köy ihtiyar heyetinin bir de doğal üyeleri var. Öğretmen ve imam. Ama burada bir tanesi sanırım biraz böyle herhalde kutucuğun altında kalmış. Köy derneği diye bir organ daha var. Bakın muhtar ihtiyariyeti bir de köy derneği. Bakın köy derneği diye bir organ daha var. Aslında köy derneği dediğimiz nedir biliyor musunuz? Köy derneği. Bu Trabzonlar yardımlaşma onu, o değil bu sakın. Hani en az 7 kişiyle kurulan onu kastetmiyoruz. Köyde yaşayan 18 yaşından büyük. Köyde yaşayan 18'den büyük. Yani aslında seçmen olan insanlar. Köyde yaşayan 18 yaşından büyük o seçmen nüfusa biz köy derneği deriz. O zaman muhtarı ve ihtiyar heyetini aslında kim seçmiş oluyor? Köy derneği seçmiş oluyor. Peki o zaman köyün teşkilat yapısına baktığımızda muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneği. İhtiyar heyeti orada seçilerek gelen insanlar ama öğretmen ve imam doğal üyesi. Köy derneği de 18'den büyük insanlar, seçmen nüfusu yani. Şimdi arkadaşlar Yerel yönetimler burada vali bir istisnaydı ama diğerleri halkın seçtiği insanlar. Da Hizmet yerinden kuruluşlara baktığımızda bunları biz seçmiyoruz sakın ha. Bunlar bulundukları yerlerde hizmet sunarlar. Mesela hocam anlamadım üniversite. Arkadaşlar ben 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Yalova'da yaşıyordum. Hizmet benim ayağıma gelmedi. Ben Yalova'dan kalktım, İzmir'e gittim, eğitim aldım ve geldim. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi bulunduğu bölgede hizmet sunuyor. Yani hizmeti ben senin ayağına getirmiyorum diyor. Sen benim ayağıma geleceksin. Sizler her nerelerden mezunsanız Kalktınız gittiniz o üniversiteye eğitim alıp döndünüz. Bulunduğu yerde hizmet sunuyor. Hocam TRT. Hocam TRT'nin merkezi Ankara ama merkezi Ankara. Ankara dışında değerli arkadaşlarım TRT Trabzon, TRT Erzurum, TRT Diyarbakır, TRT Çukurova, TRT Antalya, TRT İzmir, TRT İstanbul. Bakın ülkenin her tarafında yaygın bir hizmet sunuyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Arkadaşlar Türk Dil Kurumunu biliriz. Türk Tarih Kurumunu da biliriz. İkisinin ortaklaşa kurdukları bir yapılanmadır bu. Ülkemizin her tarafında dil ve tarih araştırmaları yaparlar. O yüzden anayasamız onu da buraya almış. Kamu kurumu nitelindeki meslek kuruluşları. Bu meslek kuruluş böyle ismek falan gibi böyle halk eğitim gibi şeyler değil arkadaşlar. Neyi kastediyoruz? Mesela baro. Mesela işte mimarlar odası. Mühendisler odası tamam mı? Tabipler odası, eczacılar odası, bak meslek kuruluşları diyor. Veya esnaf odası, ticaret odası, odalar, modalar, barolar var ya. İşte bunlara biz meslek kuruluşlarız. Ve arkadaşlar bunlardan yine her yerde var. O zaman diyor ki bunlar da hizmet yerinden yönetim kuruluşu olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar, bu tablonun yalın halini konuşmuş olduk. Şimdi ben bu tablo üzerinde sürrealist çalışmalar yapacağım sizinle. Üzerinde neler anlatacağım, neler öyle böyle değil yani. Arkadaşlarım, tablonun yalın halini konuştuktan sonra üzerinde gerçekten çok ciddi şeyler konuşacağız. Sakin sakin gideceğim. Lütfen beni dikkatli dinleyin. Arkadaşlarım, şu an ekranda dikkat ederseniz 4 tane farklı yapılanma görüyorsunuz. Başkent, taşra, yerel hizmet doğru mu? Hadi sizi kırmayayım daraltıyorum en az iki tane farklı yapılanma görüyorsunuz. Merkezden yönetim yerinden yönetim doğru mu? Peki bunların arasında bir koordinasyon bir iletişim bir bütünlük problemi çıkabilir mi? Gayet tabii ki. Örnek vereyim. Şu an bir, ben şu an İstanbul ilimizden size sesleniyorum. Arkadaşlar İstanbul ilimizin bir valisi var mı? Var. İstanbul ilimizin Büyükşehir Belediye Başkanı var mı? Var. E her ikisi de İstanbul'u yönetiyor. Doğru mu? Biri Hanya diyor, biri Konya diyor. Ne yapacağız? Daha detaya gireyim. İstanbul ilimizin Bakırköy ilçesinden sesleniyoruz size. Peki Bakırköy kaymakamımız var mı? Var. Bakırköy ilçe belediye başkanımız var mı? Var. Her ikisi de Bakırköy yönetiyor. Biri Hanya, biri Konya ne yapacağız? Sıkıntı. İşte arkadaşlar devlet yönetiminde birliği sağlayabilmek için iletişim problemi olmasın diye dikkat. İdarenin, idarenin bütünlük araçları vardır bütünlük araçları. Tamam mı? Devlet yönetiminde bütünlüğü sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi hiyerarşidir. Hiyerarşi biliyor musunuz? Bak hiyerarşi ast üst, memur, amir ilişkisidir. Peki amir memuruna ne yapar? Emir verir. Amir memuruna emir verir. Amir memurunun hiyerarşik üstüdür. Ha, şimdi bakalım o zaman. Hocam bu tabi Cumhurbaşkanı buradakilere emir veriyor. Ona çok takılmaya gerek yok da. Şu Başkent Teşkilatı, bakın Başkent Teşkilatı, Taşra Teşkilatı'nı atayarak göndermemiş miydi? Başkent Teşkilatı, Taşra'yı. Bu işte validir, kaymakam, bunlar hep memur değil mi? Taşra'da gördüğümüz herkes memur. O zaman Başkent Teşkilatı'ndakiler Taşra Teşkilatı'ndakilere emir vermeyecek mi? O zaman Başkent Teşkilatı'ndakilerle Taşra Teşkilatı'ndakiler arasında hiyerarşik bir denetim vardır. Yani arkadaşlar Cumhurbaşkanı emir verir. Bakın Cumhurbaşkanı emir verir. Vali uygular. Bakan emir verir. Vali uygular. Bakan emir verir. Kaymakam uygular. Milli Eğitim Bakanı emir verir. İl Milli Eğitim Müdürü uygular. Sağlık Bakanı emir verir. İl Sağlık Müdürü uygular. Demek ki burada gördüğünüz kişilerle Burada gördüğünüz kişiler arasında ne var arkadaşlar? Başkentte gördüğünüz kişilerle Taşla da gördüğünüz kişilerde ne var? Hiyerarşik yetki var. Bu cepte. Gelelim buraya. Arkadaşlar vali burada istisna. Valiye takılmayın ama şu diğerleri seçimle gelen insanlar değil mi? Meclis üyeleri, encümen üyeleri, belediye başkanı, belediye meclisi, muhtar, ihtiyar öğretmenim öğretmen imam istisna orada. Bunlar seçimle gelen insanlar değil mi? Arkadaşlar lütfen dikkat. Seçimle gelen insan emir almaz. Bu lafı unutmayın. Seçilen insan sandıktan çıkan insan emir almaz. Bu lafı unutmayacaksınız. Ha demek ki aslında hiç komik gelmesin size. Cumhurbaşkanı muhtara emir veremez. E peki ne olacak hocam? Şöyle olacak. İdari vesayet dediğimiz sınırlı bir denetim yetkisi var. Sınırlı bir denetim. Bakınız ne demek istiyorum. Mesela İçişleri Bakanı buradan seçilen belediye başkanı. Belediye başkanı seçimle gelmiyor mu kardeşim? Tamam. İçişleri Bakanı Belediye başkanının amiri değildir arkadaşlar. Ama ne olur biliyor musun? Şunu söyler bak. İyi dinle. Ben içeri bakanıyım. Sen de belediye başkanısın. Sayın belediye başkanım sana sesleniyorum. Seni oraya ben atamadım. Sen benim memurum değilsin. Seni halk seçti. Ama gözüm üstünde hukuka aykırı bir işlem yaptığın anda müdahale ederim. O işlemi bozarım. Bak hukuka aykırı bir işlem yaparsan sana müdahale ederim. Ben çünkü devletim sonuçta. Ha ama şöyle yap. Öyle olmadı. Böyle yap diyemem. Benim memurum değilsin çünkü. Buna biz sınırlı denetim olan idari vesayet yetkisi diyoruz. Mesela o zaman Cumhurbaşkanı ile belediye başkanı arasında idari vesayet var. Bakan ile belediye başkanı arasında, bakan ile muhtar arasında hep ne var? İdari vesayet var. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Tamam biz. Peki bitmedi. Aynı mantığı kullanmaya devam edeceğiz. Mesela vali ile kaymakam arasında nasıl bir diyalog vardır? Şimdi vali atanmış memur, e kaymakam da atanmış memur ama vali kaymakamdan daha üst bir memur değil mi? O zaman aralarında hiyerarşi var arkadaşlar. Vali il milliyeti müdürü hiyerarşi, kaymakam ilçe milliyeti müdürü hiyerarşi. Olayı anladınız. Peki vali ile Belediye Başkanı, mantık aynı arkadaşlar. Belediye Başkanı sonuçta seçilmiş bir insan değil midir? Seçilmiş insana emir vermeyin demedim mi? Ha, o zaman vali en ihtimal belediye başkanını merkez adına idari vesayetle denetler. Ha, ne yapıyor diye bakar ama emir veremez. Mesela vali ile muhtar arasında idari vesayet, kaymakamla ilçe belediye başkanı arasında idari vesayet kaymakamla muhtar arasında idari vesayet. Arkadaşlar memursa emir alır, hiyerarşik bir ilişki. Memur değilse, atanarak değil de seçilerek gelen bir insansa ona emir vermeyin arkadaşlar. O halkın oyuyla oraya gelmiştir. Dolayısıyla emir alamaz. Olay bundan ibaret. Peki arkadaşlar, size biraz valimizden bahsedeceğim. Vali bulunduğu ilde hem devleti hem de Cumhurbaşkanı'nı temsil eder ama kaymakam sadece Cumhurbaşkanı temsil eder. Arkadaşlar yani vali devlettir aslında. Bakın Cumhurbaşkanı sadece bir makam ama devlet dediğin zaman kocaman bir teşkilattan bahsediyoruz. Doğru mu? Yani işin özü vali devleti temsil eder. Valinin devleti temsil etmesi ona çok havalı bir yetki veriyor. Yetki genişliği. Vali dışında hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur arkadaşlar. Yetki genişliği validen başka kimseye böyle bir hak vermiyoruz. Peki hocam nedir yetki genişliği? Şudur arkadaşlar. Vali gerektiğinde başkente hiç sormadan bak vali gerektiğinde başkente hiç sormadan başkent adına başkentin yetkisini kullanabiliyor. Buna biz yetki genişliği diyoruz çok havalı bir şey dikkat ederseniz. Bunu asla kaymakam yapamaz. Kaymakam. Mesela en basit örnek kar tatili. En basit örnektir bu arada bu. Normalde okulları açma ve kapama yetkisi Milli Eğitim Bakanı'na aittir. Ama illerimizde bu yetkiyi merkez adına kim yapıyor? Valilerimiz yapıyor. Doğru mu? İşte bu yetki genişliğinin sonucudur. Ha peki vali ataması nasıl olur arkadaşlar? Vali istisnai yani sınavsız bir memuriyet türüdür. Ülkemizde Epeyce bir sınavsız memuriyet, istisna memuriyet var ama bize bir tanesi lazım. Vali. Arkadaşlar vali cumhurbaşkanı kararıyla bakın kararname demiyor dikkat. Cumhurbaşkanı kararla atanan bir makamdır. Ve sınava falan girmez. Bir tek üniversite mezunu olsun bana yeter. Ama dikkat bak valinin istisna olduğunu bilmeniz çok önemli. Kaymakamın olmadığını, kaymakamlık sınavları olduğunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Kaymakam CB kararla değil de CB onayıyla atanır. Onaydan kastımız ne arkadaşlar? Kişi önce kaymakamlık sınavına girer, kaymakamlık sınavını geçer, mülakatı da geçer, kaymakamlık ünvanını alır. O artık kaymakamdır. Ama Türkiye'de bilmem kaç bin tane ilçe var. Hangi ilçeye kaymakam olsun? İşte bunun onayını Cumhurbaşkanı verir. Bakın valiyi rastgele seçer. Al seni vali yaptım der herhangi birini. Ama kaymakam sınavdan sonra Cumhurbaşkanı onayıyla atanan bir memuriyettir. Buna dikkat ediyorsunuz. Peki yine yine bakın çok yoğun bir şekilde çok önemli bilgiler veriyorum size. Arkadaşlar il teşkilatı yani herhangi bir yerin il olması kanunla olur arkadaşlar. Kanunla yapılır. Yani bir ilçe eğer il olacaksa kanunla yapılır. Unutmayın bunu kanunla düzenlenir. Tamam mıyız? Mesela bu aralar bir gündemde. işte birkaç tane yeni il kuralım gibi bir gündem var duymuşsunuzdur muhakkak. Bir yerin il olabilmesi için meclisten kanun çıkması gerekiyor. Peki orası il olduysa oraya ilçe gerekmiyor mu? Ha, bir yerin ilçe olması da yine kanunladır arkadaşlar. İl ve ilçeler kurulur, düzenlenir. Farklı farklı kullandım ki ikisini de kullanabiliriz. Demek ki il ve ilçeler neyle kuruluyormuş arkadaşlar? Kanunla. İl kurulması, ilçe kurulması kanunla mümkündür arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Peki il özel idaresi neyle kurulur? Hiçbir şeyle ama kanunla. Hocam öyle şey mi oluyor? Hiçbir şeyle ama kanunla. Bakın şöyle. İl özel idaresi kanunu diyor ki il kurulan yerde il özel idaresi de kurulur. İl kurulan yerde yani bir yeri il yapıyorsan oraya valilik binası yapacaksın değil mi? Mesela Konuşuluyor işte arkadaşlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, ne bileyim işte Kocaeli'nin Gebze ilçesi birçok konuşuluyor böyle hani bekliyorlar, il olmayı bekliyorlar. Diyelim ki Kocaeli'nin Gebze ilçesini hakikaten il yaptık. Oraya o zaman Gebze valiliği yapacak mıyız hemen? Yapacağız. Ama vali demiyor muydu benim iki koltuğum olmalı? Hatırlasanıza. Burayı da oynatıyordu. O zaman hemen Gebze'ye Gebze il özel idaresi de kuruyorsunuz. Yani beraber kuruldukları için Dolaylı olarak bu da kanunda kurulmuş oluyor. Peki ille beraber il özel idaresi de kuruluyorsa ille beraber il özel idaresi de kuruluyorsa 81 ilim varsa 81 tane de il özel idaresi teşkilatım olması gerekmiyor mu? Evet doğru. Arkadaşlar dikkat 2014 yılına kadar böyleydi. Ama 2014 yılında sayıları 51'e düştü. Sebebi şu. 2014 itibarıyla büyük şehir olan illerimizde İl Özel İdaresi Teşkilatı kaldırıldı. Artık onların görevlerini büyük şehir belediyeleri yapıyor. İl Özel İdaresi büyük şehir olmayan illerimizde devam ediyor ama. Peki hocam belediye nasıl kurulur? Arkadaşlar belediye Cumhurbaşkanı kararıyla. Bakın kararname demiyor. Kararı diyor lütfen dikkat. Cumhurbaşkanı kararıyla. Peki hocam bir il belediyesi Büyük şehir belediyesine nasıl dönüşür? Kanunla. Tamam mıyız? Kanunla kurulur. Peki köy nasıl kurulur? En kolayı bu zaten. İçişleri işleri bakanının kararıyla. Arkadaşlar bir şeye dikkat çekmek istiyorum aslında. Belediye CB kararı. Köy İçişleri Bakanı kararı. Arkadaşlar baksanıza gerisi hep kanun zaten. Farkında değil misiniz? Kanun, kanun, kanun. Bir tek belediye CB kararı. Köy İçişleri Bakanı kararı. Gerisi hep kanunla. Sadece şu ikisine dikkat et. Gerisine kanun yapıştır geç. Peki bir şey daha gelecek şimdi arkadaşlar. Bunlara nüfus kriteri koyacağım. Tamam mı? İl ve ilçede işte şu kadar nüfus diye bir kriter yok. Beraber kuruldukları için il özel idaresinde de bir nüfus kriteri yok. Ama belediyelerimizde tamam cumhurbaşkanı kararla kurulur ama en az nüfus 5000 olmalı. Bir yerin cumhurbaşkanı kararla belediye olabilmesi için orada en az 5000 kişi yaşamalı. Peki büyükşehir belediyemizde nüfus kriteri 750 bin. Tamam mıyız? Köy enteresan. Köyün nüfus kriteri en az 150 ama en fazla 2000. Köy kanunu diyor ki 150 ve 2000 arası köydür diyor arkadaşlar. Peki hocam 150'den 2000'e kadar köy saydık anladım. 5000'den sonra belediye sayarız. Büyürse 750 olsa Büyükşehir Belediyesi olur zaten de. Şu 2000 ile 5000 aralığı ne olacak? Arkadaşlar burada bir kanun boşluğu var. Coğrafya bilimi, coğrafya bilimciler kasaba diyorlar. Biz de şimdilik kasaba diyoruz. ÖSYM de kabul ediyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Kabul görüyor yani. O zaman belediye 5000, büyükşehir 750 bin, köy 150 2000 arası. Şu 2000 ile 5000'e kadar da arkadaşlar kasaba dersiniz geçersiniz. Değerli arkadaşlarım nüfusları verdikten sonra son bir şey kaldı. Devlet tüzel kişiliği neresidir? Kamu tüzel kişiliği neresidir? Bunu çokça duymuşsunuzdur bence. İşte devlet tüzel kişiliği kamu tüzel. Ama çok basit. Bakın merkezden yönetim başkent taşra diye ayırmıyorsunuz. Merkezden yönetim devlet tüzel kişilidir. Bakın burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. O zaman buranın neyi vardır? Devlet tüzel kişiliği. Tamam mıyız? Ama yerinden yönetim, yerel hizmet diye ayırmayın burayı. Buranın da değerli arkadaşlarım kamu tüzel kişiliği vardır. Yani devletin dışında kendine ait bir kişiliği vardır bakın devlet tüzel kişiliği dışında kendi kişiliği vardır. Peki hocam kendi kişiliği olunca ne oluyor? Bakın il özel idaresinin, belediyelerin, köylerin, üniversitelerin, TRT'lerin, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun, kamu kurumun telinde meslek kurumu, kamu tüzel kişiliği var. Ne oluyor peki hocam? Arkadaşlar kendi karar organları var bunların. Bakınız hatırlayın. il Genel Meclisi buranın karar organı değil miydi? Belediye Meclisi karar organı değil miydi? İhtiyar yetkiliğine buranın karar organı. Kararlar orada alınıyor. Tamam mıyız? Kendi kararları. Bakın merkezden talimatla değil. Merkez sadece ne yapıyordu? İdari vesayet yetkisini kullanıyordu. Doğru mu? Ha, bunların kendi karar organları var. En havalısı kendi bütçeleri var. Belediyelerimizin kendi bütçeleri vardır. Kendi şirketlerinden para kazanır. Kendi personeli vardır bunların. İşçi statüsünde ve ücretlerini de belediye kendi öder mesela. Tamam mı? Ve arkadaşlar yönetmelik çıkarır bunlar. Ben hep esprisini yaparım. Muhtarın muhtemelen haberi yoktur ama yönetmelik çıkarma etkisi var. Sakın mahalle muhtarı değil köy muhtarı gidip adamları gaza getirmeyin. Tamam mı? Peki yönetmelik neydi hocam? Hatırlayın kanun ve kararnamelerin açıklamasıydı. Cumhurbaşkanı yönetmelik çıkarabiliyordu. Bakanlıklar çıkarabiliyordu. Kamu tüzel kişilikleri çık. İşte bunlar. Bunlar kamu tüzel kişiliği olduğu için yönetmelik çıkarabiliyor. Peki hocam ben size kaç tane kamu tüzel kişi saydım? İl özel dersi 1. Belediyeler büyükşehir ayırmayın 2. Köy 3. Üniversite 4. TRT 5 Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu 6 Kamu kurumun telinde meslek kuruluşları 7 Aslında kitaplarınızı falan açtığınızda 30-40 tane daha var TÜBİTAK, RÜTÜK, YÖK, ÖSYM Sayıyor da sayıyor Var doğru katılıyorum ama Benim buraya yazdığım 7 tane bakın Benim buraya yazdığım 7 tane Kamu tüzel kişiliklerini KTK'larını anlarsın sen direkt anayasadan alır. Bunların kamu tüzel kişiliği olduğu direkt anayasamızda yazıyor. 1982 anayasamızı aç. Orada yazar. Belediyelerin kamu tüzel kişiliği vardır. Köylerin kamu tüzel kişiliği vardır. İl özel idarelerinin, üniversitelerin, TRT'nin, Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu'nun, kamu kurum meslek kuruluşlarının kamu tüzel kişiliği vardır. Direkt anayasada yazar. Ha ama mesela o diğer saymadıklarımız var işte TÜBİTAK, YÖK, ÖSYM gibi gibi gibi. Bunlar nasıl biliyor musun? Anayasada yazmıyor onların kamutsal kişiliği. Kanunla veya CB kararnamesiyle alır. Mesela mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kamusal kişiliği yoktur. Direkt Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Yarın bir gün meclis derse ki bir kanun çıkarıyoruz ve Diyanet'i artık kamusal kişiliği yapıyoruz. Olabilir. Ya da Cumhurbaşkanı kendisi ben kararname çıkarıyorum ve ka e Diyanet İşleri Başkanlığı kamu tüzel kişi yapıyorum diyebilir. O zaman size soru şöyle gelecek. Dikkat iki tane soru tipi vereceğim. 1- bir, bir kuruma kamu tüzel kişiliği ne ile verilir? Hocam buna veren vermiş. bunlar anayasa vermiş zaten. Olmayanlara nasıl verilir? Ya kanun çıkarılır ya da kararname. Bunu bir unutmayacaksınız. 2- i̇ki, ikinci soru tipi geliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Kamu tüzel kişiliğini doğrudan anayasadan alır veya almaz. E ben anayasadan alanları biliyorum işte 7 tane. Anayasadan alanlar bunlar. E şıkların diğerleri nedir o zaman? Anayasadan almayanlar, kanunla alanlar veya kararnameyle. Mantığınız mı? 30 40 tane kuruluş ezberledin mi? Benim derdim soru çözmek. Şimdi değerli arkadaşlarım bu şekilde konumuzu tamamlamış olduk. Yani derslerimiz aslında konu itibariyle bitti. Ama biz sınava biraz yakın zamanda size şöyle oldukça fazla sayıda yapmaya çalışacağım bunu. Bir soru çözümü etüdü de yapacağım. Bir soru çözüm videosu da çekeceğim. O yüzden bizi takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Devam edin. Sizler çalışmalarınızı artan tempoyla devam ettirin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.